Adam kurusun, benim İslam alimlerinden, evliya-i kiramdan, büyüklerimizden anlattığım şeylerin tesiri olduğuna inanıyorum. O gece içki içmeyi planlayan biri varmış, içki içmeyi kaldırmış ve içkiyi bırakmış. Artı 4 kişi de namaza başlamış. Bunu ben size söylememiştim. İki tane vaize hanımımız, biliyorsunuz Kur'an kurslarımız gelip denetliyorlar. Hemen hemen bütün talebeleri, bütün kurs talebeleri kocalarıyla ilgili erkek Kur'an kursu açılması talebinde bulunmuşlar. Sizden de böyle bir talep var mı? Yani görev yaptığınız kurslarda kocalarımız içinde erkek Kur'an kursu açılsın diyor mu talebeler? Bizim kursta da şey oluyor hocam. Böyle bir parmak kalksın bakalım. Yani öyle diyenler bir parmak kalksın. Şimdi bu bizim için önemli. Önemli. Arz talep meselesi. Biz zorla bir şeyi empoze etmek için onun peşinde değiliz. Bizim orada hocam haftada bir perşembe akşamları vermiyor. Perşembe akşamları. Kendileri veriyor, evet. Çok güzel. Bilen bir abi varmış, her hafta veriyor. Şimdi biz bir baş... Şeker hastası. Kız kas erimesi. Bir tek baba var. Bayan olarak bunu sizin yanınızda bunu anlatmam bile zorlanıyorum. 16 yaşındaki kızı babası taharetlendirmesi ne demek biliyor musun? Vallahi insanın vicdanını böyle kanatıyor. Ama ne yaparsın ki? Evli olana da lazım. Evlilere irşat. Kutbettin İzniki Hazretleri'nin Evlilere İrşat kitabı Mürşid-i Tehir'i. Eğer arzu ederseniz ben bir kaç liraymış fiyatını öğrenip topluca getirtebiliriz. Kumbaralarımız nasıl gidiyor? Biraz sorayım. Nasıl yapacaklar diye düşündüm. Gerçekten onun getirip atıyorlar. Siz demek ki çok içten bir dua mı ettiniz? Nasıl oldu bilmiyorum. Birilerinin duası. Benim evet. Duamda da olmaz o da. Onlar geliyor. İşte hocam, o Zeyniferlerin duası. Zor anladın da. O yavrucan demek istediğini bir bilseniz var ya. Düşünün ki aynı hastalığı siz yapıyorsunuz. Öyle düşünün. Empati yapın. Ve ortalama 150 lira aylık eğer kumbaralardan beklentim gerçekleşirse 220 kumbara dağıttım. Ayda 22 milyar yapar. 5 ayda 100 milyar yapar. Bu da bir kar. Çok şeyler yapılabilir. Yeter ki şeyi hazırlamak marifet. Eskimeyen. Evet. İdem Gülü'nden bir kızımız vefat etmişti. Onlar size bir kutlama projeleri başlattılar. Ben Meliha Kelebek, Taşantepe Kız Kur'an Kursu'nda görev yapmaktayım. Fahriye öğretici olarak. Bu projemiz bizim Kur'an öğrenmek isteyen bayanların bize talep etmesiyle beraber 15-17 kişilik ve daha fazla sınıflarla beraber insanlara Kur'an öğretmek, oradaki bulunan insanların dertlerini dinleyebilmek, işte bir ihtiyaçları varsa onlara yardımcı olabilmek. Mesela bizim bulunduğumuz o öğrenciler içerisinde mesela ayrılmak üzere olanlara yardım edebilmek amacıyla düzenlendi bu ve çok güzel devam ediyor. Ve gerçekten bir imam hatipli olarak da çok çok benim için onura edici bir durum. Resmen biz sandıktan çıkarıldık ve tozlarımızı silkeleyip bizi gerçekten bir cevher haline getiren bu camiaya, bu insanlara da gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Burada emeği geçen, bize bu emeği sarf eden bütün büyüklerimize, emeği geçen herkese de çok çok teşekkür ediyoruz. Bunu gerçekten bu şekil yapmalarıyla beraber çok güzel örnekler teşkil etti. Çok güzel sonuçlara sebep verdi. Mesela benim mahallemde çalıştığım mahallede gelip arkadaşım birinin gözyaşlarıyla bacım sağ ol Allah razı olsun 50 yaşına geldim ve hala evimde televizyonu kumandasını elimden düşürmüyordum şu anda Kur'an'ı elimden düşürmüyorum demesi beni bu işte daha da şevklendirdi. Bana bu kelimeyi kullanması arkadaşımın elimden kumandayı düşürdüm artık sağ ol 50 yaşına geldim bomboş bir hayat yaşıyormuşum deyip de bana artık elimde 50 yaşından sonra Kur'an'ı bana
Öğretip de elime verdiğiniz için sağ olun demesi beni gerçekten bu şeyde çok büyük şevklendirdi. Size bunu bütün açık kalbimle söylüyorum. Ben o kursa her inişimde ağlayarak ve duygulanarak iniyorum. Bunu gerçekten yüreğimden, içimden söylüyorum. Ve bu anda bunun bir imatikli olarak da ezikliğini çok büyük yaşadım. Beni o tozlu sandıktan çıkarıp da tozlarımı silkeleyip beni ve arkadaşlarımı cevher haline getirenlerden Allah razı olsun, çok teşekkür ediyorum. Onların bize yaptığı yolda gerçekten umarım ki onların istedikleri gerçekten yerine geliyor. Bu dini irşat temelden İslam'ı insanlara öğretmekse eğer gerçekten samimi bir kalple yollarında yürüyorlar ki bunlar gerçekten bizim yaptıklarımız da o insanlara gerçekten çok güzel gidiyor. Tamam, teşekkür ederim. Allah razı olsun hepsine.